Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk 18 Ekim Pazar günü yeni cumhurbaşkanını seçecek. İkinci turda en yüksek oyu alan Başbakan Ersin Tatar'la mevcut cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak. Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ikinci turda Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Her iki partinin açıklamasında Türkiye ile iyi ilişkiler ve birlik vurgusu yer alırken halka sandığa giderek iradesini yansıtma çağrısı yapıldı. Halkın Partisi de seçmene yönlendirme yapmama kararı aldı. Tatar'a bir destekte kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Denktaş'tan geldi. Denktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilerin sorgulanır hale getirildiğine dikkat çekti bu kabul edebileceğim bir durum değil diyen Rauf Denktaş, Türkiye'ye yakın duruşu nedeniyle Ersin Tatar'ı destekleyeceğini açıkladı. Türkiye bizim tartışılmazımızdır. Bu şartlar altında Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmek, tüm dünyaya ana vatanla ayrılmaz bir bütün olduğumuzu bir kez daha göstermek ve Kıbrıs'ta çözüme ancak ve ancak Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işbirliği ile ulaşabileceğimiz gerekliliğinden hareketle bu konuda duruşu çok açık olan Sayın Ersin Tatar'a Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde tam destek vereceğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Oğlu Rauf Denktaş ve partisinin Ersin Tatar'ın destekleme kararının ardından Serdar Denktaş, 21 yıldır genel başkanlığını yürüttüğü Demokrat Parti'den istifa etti. Denktaş istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Ben seçim boyunca irademize sahip çıkalım çağrısı yaparken yıllarca başkanlığını yaptığım partim kendi onuruna sahip çıkamıyorsa bana düşen görev kendi onuruma sahip çıkmaktır.